Geçiyoruz Ukrayna'ya. Donbas'ta gerilim yüksek. Rus yanlısı ayrılıkçılar ateşkesi 70 kez ihlal etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 2 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Diğer yandansa diplomasi trafiği sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Son gelişmeler ele alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da krize ilişkin açıklamalar yaptı. 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş planı açıklamasını yaptı Boris Johnson. Şimdi Ukrayna'ya dönelim ve hem sahadaki gelişmelere hem de diplomasiye dair notları Murat Karataş'tan alalım. Murat. Emre, bugün 17 Şubat sabahı başlamıştı çatışmalar ve o gün itibariyle toplar da silahlar da susmadı. Hala çatışmalar yoğun bir şekilde özellikle ayrılıkçıların olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün gece Stansiya Luhansk çevresinde ve Donetsk yakınlarında yoğun çatışmalar yaşandı ve yer yer patlama sesleri duyuldu. Hatırlanacağı gibi 17 Şubat'ta da aynı köye bir topçu saldırısı gerçekleşmiş, bir anaokulu isabet almış ve iki öğretmen yaralanmıştı ve o son dönemdeki gerginliği artık çatışmaya dönüştüren bir hal almıştı bu saldırı. Bu çatışmalarında önümüzdeki günlerde artık topyekün bir savaşa dönüşmesinden endişe ediliyor, korkuluyor. Ukrayna'da iktidar milletvekilleri dün karşı tarafın yani ayrılıkçıların iddialarını çürütmek için yanlarına gazetecileri de alarak bölgeye gitmişlerdi, sınır hattına gitmişlerdi. Luhansk'ta incelemelerde bulunurken sınır hattında bu kez onların olduğu noktaya saldırı gerçekleşti ve büyük bir panik yaşandı. Süratle gazeteciler ve milletvekilleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Bu arada ayrılıkçılardan dikkat çeken bir açıklama var ki bu açıklamanın devamı artık nereye varır, nereye gider onu tahmin etmek son derece güç. Ukrayna'nın tacizleri devam ederse Rusya'yı yardıma çağıracağız açıklaması yaptılar. Bu arada AGİT'e göre Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaklaşık 1500, yaklaşık aslında kesin bir sayı, düzelteyim orayı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 1566 ateşkes ihlali yaşandı. 591'i Donetsk, 971'i de Luhansk bölgelerinde gerçekleşti bu ihlallerin. Ukrayna ordusu Rus ayrılıkçı grupla çıkan çatışmada 2 askerinin öldüğünü ve toplamda 5 askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Dün bu sayı henüz güncellenmiş değil. Son duruma ilişkin elde herhangi bir veri yok. Bu arada TASS Haber Ajansı dün dikkat çeken bir bilgi geçmişti. Donbas bölgesi sınırındaki Rusya topraklarına top mermisi düştü dedi. Bu gelen ilk haberdi. Devamında buna benzer çok sayıda haber geldi. Yani Ukrayna topraklarından ateşlenen top mermilerinin ya da grad füzelerinin ayrılıkçıların bölgesini de aşıp Rusya topraklarına düştüğü yönündeki iddialar gün boyu devam etti. Yine aynı şekilde Rusya, Ukrayna ordusunun Rostov'a attığı bir top mermisinin bir eve isabet ettiğini ve o evde yaşayanların hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Rus RIA Haber Ajansı'nın iddiasına göre de Luhansk'ta sivillerin tahliyesi için kullanılan köprü yakınlarında bir patlayıcı bulundu ve o patlayıcı patlamadan kontrollü bir şekilde imha edildi oradaki görevliler tarafından. Tüm bu gelişmelere, yani Rusya tarafının iddialarına ya da ayrılıkçıların bu iddialarına yanıt da Ukrayna makamlarından geldi. Onlar özellikle Wagner olarak bilinen Rus paralı askerlerinin ellerinde teçhizat, silah ve patlayıcılarla Donetsk ve Luhansk bölgelerine girdiklerini ve orada sabotaj faaliyetlerine başladıklarını ileri sürüyorlar. Bu arada yine ayrılıkçı Donbas yönetiminin başkanı bölgede durum savaşa doğru gidiyor. Ukrayna saldırıya hazırlanıyor açıklaması yaptı. Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanladı ve geçici olarak işgal edilmiş topraklarda bir saldırı operasyonu başlatma niyetiyle ilgili iddialar doğru değildir ifadelerini kullandı. Amerika'nın Washington Post gazetesinde bugün kayda değer, dikkate değer bir haber yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Rus ordusunun birliklere gönderdiği Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırı başlatacağını içeren bir emri ele geçirdi diyor Washington Post'ta çıkan haberde. Bu arada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığını hali hazırda en büyük askeri konuşlandırma olarak tanımladı. 190 bin Rus askeri hali hazırda AGİT'e göre sınırda bekleyişini sürdürüyor. Zaman zaman o Rus askerlerinin özellikle mekanize birliklerin yani zırhlı araçlarında bulunduğu mekanize birliklerin sınır hattına doğru artık iyice yaklaştıkları, sınırın neredeyse sıfır noktasına kadar ayrılıkçıların bulunduğu hatta kadar iyice yaklaştıkları da
dillendirilen, konuşulan iddialar arasında. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten de yine dikkat çeken bir açıklama var. Ukrayna'nın Rusya ile sınırları boyunca soğuk savaştan bu yana en büyük askeri yığılma var. Çatışma riski çok büyük dediğim. NATO demişken NATO'ya dair dün dikkat çeken bir bilgi de haber merkezlerine yansımıştı. NATO Kiev'deki ofisini boşaltma kararı aldı. Ofiste çalışan personelin bir kısmı Lviv'e, bir kısmı da Brüksel'e naklediliyor. Onların güvenliği için. Geçtiğimiz hafta çok sayıda ülkenin kendi vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmaları noktasında çağrılar yaptığına şahitlik etmiş. Bunları aktarmıştık. O ülkeler Almanya ve Fransa'da katıldı. Hatta Almanya'nın bilinen tanınan hava yolu firması Lufthansa Kiev uçuşlarını askıya aldı. Rusya büyük bir tatbikat daha başlatmıştı. Rusya'nın tatbikatlarının ardı arkası kesilmiyor. Dün başlayan tatbikatın bugün ikinci günü. Tatbikatı önemli kılansa balistik seyir füzelerinin tatbikatta kullanılıyor olması. Dün bilindiği gibi söz konusu tatbikatı Putin ve Lukashenko Kremlin'den monitörlerden takip etmişlerdi. Tatbikatın bu döneme denk gelmiş olması manidar. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın tarihinin önceden tespit edildiğini söyledi. Murat, teşekkür ediyoruz.